Vücutta meslek hastalığı, evet daha riskli dediniz. Sigara içen çok çok daha riskli. İkisi bir, aynı meslek sigara içiyor ve mesleği var. Burada kendini koruma yönlerinde meslek dışında, mesai dışında dışarıya mı çıkması lazım? Yani iş güvenliği yasası dışında nelere dikkat etmesi gerekiyor diye soralım. Orada kitleyle tümör aynı şey midir diye sorular geliyor. Kitlenin büyümesi midir nedir diye sizden cevabını dinleyelim hocam. Şimdi hem mesleki olarak bir maruziyet varsa ve hem de sigara içiyorsa iş kanunlarına da belirtilen şeylerde standartlarda işini yürütecek kişi riski azaltmak için sigarayı bırakacak. Yani bundan daha açık ve net bir şey yok. Yani Kesinlikle. iş kanununda belirtilen standartlara uygun o işliğini yapacaklar. Mesela bazılarına maske takmak zor geliyor. Aman canım ne olacak diyor. Maskesini takmıyor mesela. Böylelikle o partikülleri daha kolay vücuduna alabiliyor. Ama o maskeyi takmış olsa onlar süzülecektir. Yani şey olarak süzülecektir. Tabii ikisinin birlikte olması kanser riskini daha da arttırıyor. Kanser riskini azaltmak için hem iş kanunlarında belirtilen standartlara uygun çalışacak kişiler hem de sigarayı olduğunca bırakacaklar. Sigara bırakıldıktan 10 yıl sonra falan hemen hemen 10-15 yıl sonra normal, sağlıklı bir insandaki risk oranına geriliyor akciğer kanseri görülme insidansı. Şimdi içende de oluyor hocam, içmeyende de oluyor diye mutlaka ekran başında söylenenler oluyordur. Ama tedavi aşamasında oradaki farkı siz değerli hocalarımız fark ediyor değil mi hocam? Orada kişi kendi kendine yorum şimdi yapsa tabii da. Akciğer sigaraya bağlı akciğer kanserleri genellikle squamous hücreli kanserler ve bunlar da küçük hücre dışı akciğer kanserleri olarak sınırlandırılıyor. Ve bunların büyük bir oranında squamous hücreli kanserler oluşturuyor. Yani %60-65'ini squamous hücreli kanserler oluşturuyor sonuçta. Tabii diğer türlerinde mutlaka sigara içimiyle alakaları var ama mesela adenokarsinomların daha çok böyle tüberküloz dediğimiz bu verem hastalığının iyileşmesi sonucu kalan sekellerden gelişme insidansı daha yüksek. Eğer böyle bir hasta sigara içmeye devam ediyorsa bunda da sigaraya sekonder bir akciğer kanseri gelişme riski her zaman var.